TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuştuğumuz programımızda yeni bir girişimi konuşacağız. Geçen haftaki gibi ülkemiz topraklarından çıkan bir girişim. Hep aramızda konuştuğumuz Türkiye'den Facebook çıkar mı, Twitter çıkar mı gibi sohbetlerin hep ulaştığı bir yer var. Onlardan belki bu girişimlerden en önemlisiyle onun kurucularıyla beraberiz. Türkiye'nin Facebook olarak nitelendirilen freelyshout.com, doğru telaffuz ettim değil mi? Evet. Kurucularıyla beraberiz. Ertan Aktaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Yasin Ersoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki yazılımcı arkadaş bu siteyi kurmuşlar. Şimdi o sitenin tüm detaylarını konuşacağız. Ben de çok heyecanlıyım çünkü ülkemizden böyle projelerin çıkması çok önemli. Ama öncelikle her hafta yaptığımız gibi sponsorumuz TürkSat'ın işlettiği turkiye.gov.tr adresinin e-kapı Türkiye edevlet kapısından bir hizmeti kıdemli uzman, TürkSat kıdemli uzmanı Tuan Avcıoğlu ile konuşacağız. Tuan Bey. Evet, buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim Bilal Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu hafta hangi hizmeti, servisi anlatacaksınız bize? Ben öncelikle arkadaşları tebrik etmek istiyorum, konuklarınızı. Güzel bir hizmet sunuyorlar. Merakla devamını bekliyoruz. Tamam. Ben bunun dışında size hemen bir hatırlatma niyetiyle bir bilgi sunacağım. Biliyorsunuz E-Devlet Kapısı üzerinden yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili IMEI kaydetme hizmeti veriyoruz. Bunu uzun zamandır veriyoruz aslında ama bununla birlikte sunulan bu hizmeti gidip operatörlerin bayilerinden de alınabiliyordu. Fakat yakın zamanda BTK bir karar aldı. Artık sadece E-Devlet Kapısı üzerinden verilmek üzere bir karar alındı. Vatandaşların şu konuda bilgisi olmasında fayda var. Genelde son güne bırakılıyor bu işler. Elindeki pasaport süresiyle ilgili çünkü bu kaydetme süresi. E-Devlet Kapısı şifresi alması çok uygun olur. Çünkü gidip bir bayiden bu işlemi artık yaptıramaz duruma geliyor. Bu bilgiyi vermek istedim. Mutlaka E-Devlet Kapısı üzerinden kaydettirebileceğiz. Aynen, evet. Bir vatandaşımız bu tür bir hizmet almak istiyorsa 10 gün süre içerisinde pasaport giriş çıkışının yapıldığı süre 10 gün. O 10 gün süre içerisinde E-Devlet Kapısı'na girip bu hizmeti alabilir durumda. Dışarıda bir bayiden artık yapamıyoruz. Anladım. Çok önemli bir bilgi verdiniz. Buradan yeni açmış dinleyicilerimizi de tekrar edelim. Yeni telefonları aldığınız zaman onların numaralarını E-Devlet kapısı üzerinden kaydedebiliyoruz. IMEI numaralarını. Bilgi için teşekkür ederiz Sayın Tuan Avcıoğlu. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Sayın dinleyiciler, bu bilgiden sonra Türkiye.gov.tr E-Devlet Kapısı yeni bir servisinin bilgisinden sonra konumuza çok heyecanlı bir şekilde girelim istiyorum. Ertan Aktaş ve Yasin Ersoy, Türkiye'nin yerli Facebook'u. Çok hoşlanmıyorlar bu tabirden ama biz böyle nitelendirdik. Şimdi doğru mu telaffuz ediyorum? O önemli. freelyshout.com. Yasin Bey, sizden başlayalım. Bu nasıl bir mecra? Kullanıcılara ne vaat ediyor? Onun öncesinde de dinleyicilerimiz eğer isterlerse şu an arabada, vapurda, herhangi bir ofiste etiketimiz var. Yerli Facebook etiketimiz. Yerli Facebook hashtag yazarlarsa bize oradan soru ve cevap, soruları, görüşlerini gönderebilirler. Biz de size iletiriz. Güzel olur. Bekliyoruz. Tamam. Dinleyelim o zaman. Nasıl başladı bu? Nedir yani? Bu mecra nedir teknik olarak? Bu mecra teknik olarak kişilerin arkadaşlarıyla, ailesiyle, akrabalarıyla ya da hiç tanımadığı insanlarla Facebook gibi resimlerini, fotoğraflarını, videolarını ya da yazılarını haykırmak olarak nitelendirdiğimiz içeriklerini paylaşabiliyorlar. Aynı şekilde diğerlerinden farklı olarak çiz haykır özelliği var bir de. İnsanlar site üzerinden istedikleri resimleri çizebiliyorlar ki aşırı kullanımdan dolayı bir ara böyle dondurduk, sonra tekrar aktif hale getirdik. Yani insanların eğlenebilecekleri, araştırabilecekleri bir platform yaptık. Yani arama çubuğuna sadece kişi ya da firma aramıyorsunuz. Arama çubuğunda tıpkı global arama motorlarında olduğu gibi herhangi bir şeyi arayabiliyorsunuz. Mesela bir firma hakkında ya da bir kişi hakkında bilgi istiyorsanız, o kişi sitede kayıtlı değilse bile o kişiyle ilgili size biyografi bilgileri çıkarabiliyor. Süper. Aynı şekilde mesela üniversite ödeviniz var. Ödevinizle ilgili bir kavram araştırmanız gerekiyor. O kavramı da site üzerinden araştırabiliyorsunuz. Bu bilgileri internet üzerinden derleyen bir sistem. Hı-hı. Ve nokta atışı yapar. Yani atıyorum Google'a herhangi bir şey yazarsanız milyonlarca sonuç çıkabilir. Ama bu sistemde sadece bir sonuç çıkar. Yani arkadaki arama motoru dediğimiz şey de kuvvetli bir sistem var. Evet, yani bayağı kuvvetli ve bir sürü sistem sonuç üzerinden analiz yaparak sizin ne istediğinizi algılıyor. Ona göre size cevap veriyor. Herhangi bir bankanın işte atıyorum faiz oranları nedir? İşte banka kimlere kredi verir? Bu tür bilgileri veriyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu bir paylaşım ve arama platformu gibi. Aynen, paylaşım ve arama. Aynı zamanda aradığınızı da paylaşabileceğiniz bir platform. Onun dışında aynı Twitter'da olduğu gibi hashtagler oluşturulabiliyor ve bu hashtaglerin sahibiyseniz eğer, yani hashtag'i ilk siz oluşturduysanız ya da hashtag'in sahibi bunu size devrettiyse, yazılan TT'ler deniyor da trend topic. Kim yazdı, bu yazılanları kaç kişi paylaştı, kaç kişi bunları tebrik etti, işte sizin takip ettiğiniz kaç kişi buna katıldı ya da sizi takip eden kaç kişi buna katıldı. Bir etkileşim gibi de var, yani interaktif. Etkileşim var. Aynı zamanda hashtag'inizle ilgili video da koyabiliyorsunuz. Yani o hashtag sayfasına girildiğinde, atıyorum bir televizyon programıysanız canlı yayınınızda aynı zamanda orada yayınlanabiliyor gibi özellikleri var. Bu teknik detaylar çok önemli oldu. Hani kafamızda şekillenmiş oldu. Evet. Ben biraz daha girip hani dinleyicilerimiz de merak ettiği, benim de kişisel olarak merak ettiğim bu fikir nasıl doğdu? Bu Freely Shout ne demek? Nasıl macera atıldınız? Ertan Bey'le bunun cevabını almak isteriz. Merhabalar. Nasıl diyeyim, Yasin arkadaşım da dediği gibi 2011'de biz böyle bir şeye karar verdik. O yıllarda tabii ki uzun zamandır bir Yasin Bey'le çalışıyoruz. O zamanlar konuşan bir haber sitesi yapma projesi vardı. O proje, konuşan. Evet. Otomatik kullanıcıyla konuşan bir projemiz vardı. Hatta %80 civarında yaptığımız halde bırakıp bu projeye atıldık. Çünkü şöyle diyeyim, ülkemiz hani global olarak kullanılan çok sosyal medya var ama ülkemizden çıkan bir böyle bir şey yok. Evet, bu önemli zaten. Tabii ki vardı şu ana kadar ama sıfırdan yapılan bir yazılım yoktu. Biz bunu tekrar konu olarak ele aldık ve bunu sıfırdan yapmaya karar verdik. Tasarım konusunu tamamen ben üstlendim. Yazılım konusunda Yasin arkadaşım üstlendi ve herhalde 1,5 yıl çalışmamızın ardından bir şeyler ortaya çıkarak yayınlayacak duruma geldi. Ve 2013'te yayınladık. Sonrasında tabii ki... Çok da yeni değil aslında o zaman, değil mi? 2013. Yani 2011'den 2013'e kadar bayağı bir çalışma yaptık. Öyle bir çalışma ki yani normal bir yerlerde çalışırken gece 3'lere 4'lere kadar çalışarak bir şeyler ortaya çıkarttık. Sonrasında tabii 2013'ten sonra bir haberler yapılarak, birçok kişiler ulaşarak yayılmaya çalıştık. Sonrasında tabii ki şu yıl 2014 olmasına rağmen şu an 315.000 üyeye sahibiz. 315.000 evet. Kullanıcı mı var? Aktif ne kadar? Aktif 70.000 ile 80.000 arasında. Çünkü henüz mobil uygulamamız yok. O yüzden akşamları ve gündüzleri bilgisayar başında kullanılıyor ancak, öyle diyeyim. Genel olarak telefonların mobil tarayıcı üzerinden kullanılıyor. Mobil tarayıcı üzerinden girildiği takdirde de mobil uygulama görünüşü sahip olan bir arayüz yaptınız. Arayüzden giriliyor. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ne demek? Anlamı ne demek? Freely Shout Türkçesi özgürce aykırı demek. Çok da güzel aslında. Yani Türkçe manası bizim için önemliydi. Yani anlamsız bir şey koymak istemedik aslında. En uygun kelime de bizim için, hem de global açısından yayılmamız için. Çünkü bir yabancı bir kişi Freely Shout adını duyduğunda gerçekten hoşuna gidiyor. Ben çok güzel tepkiler alıyorum. Ama Türk bir kişi ismi duyduğu zaman neden ismi Türkçe değil konusuna el atıyor. Yani siz bu yüzden İngilizce koydunuz. Hani hedefiniz globale açılmak. Evet, tabii ki. Yani kullanılmak. Türkiye'de yapılsın, Türkiye çok olsun güzel. Ama Türkler yapsın ama globala da açılsın. Sadece Türkiye'nin içinde sınırlarında olmasın istedik. Biz de tabii ki hani Türkçe isim koyabilirdik ama biz global olarak bir isim koyduk ki global olarak herkese hitap etsin. Yani Türkiye sınırlarında kalmasın istedik. Çok güzel. Bu yüzden global bir şey soracağım Yasin Bey'e. Yani mobil uygulamasını yapmak çok önemli sanırım böyle bir platformun. Evet. Böyle bir hedefiniz, mesela deadline'ınız var mı? Mobil uygulamamız var ama sadece 3 kişi kullanıyor şu anda. Yani yayınlamadık. Test ediyoruz. Test ediyoruz. Hataları görmeye çalışıyoruz. Bir de Freely Shout'a biz o kadar çok özellik ekliyoruz ki her yaptığımızda aynı zamanda mobil uygulamasını da yapmamız gerekiyor. O yüzden hani tamamen bittikten sonra artık oldu dersek yayınlayacağız. O yayınlandığı zaman bize de bilgi verin. Buradan dinleyicilerimize duyuralım. Tabii, tabii, indirmelerini sağlayalım. Hani biz, yani biz seni gururluyuz. Geçen hafta da insansız hava aracını konuştuk. Yine Türkiye buradan çıkmış bir, ülkemizden çıkmış bir teknolojiydi. Çok sevindik. Onların bilgilerini her zaman yayınlamak istiyoruz. Peki şunu soracağım. Şimdi hep merak edilir ya, böyle bir yolculuğa çıktınız. Nelerle karşılaştınız? Yani sizin bir başarı hikayeniz var. Ben buna bir başarı hikayesi olarak bakıyorum. İşte devlet desteği oldu mu? Sizin elinizden tutuldu mu? Bunda, bu konuda haberler de okudum ben çünkü. Evet, bir konuda bu konuda birçok haber yapıldı. Teknoloji Bakanlığı'ndan da özel davetle çağrıldık. Onu anlatabilir misiniz biraz? Tabii ki. Şöyle diyeyim, biz Teknoloji Bakanlığı özel kaleminden özel davet alarak çağrıldık ve giderek projemizin sunumunu yaptık Teknoloji Bakanlığı'nda. Sağ olsun ilgilendiler. Projeli çok önem verdiler aslında Türkiye'den yapıldığı için, ama maddi olarak bir destek sağlama yapamadılar. Manevi olarak destek sağlama amacına gittiler. Çünkü Türkiye'deki girişimciliği az çok siz de biliyorsunuzdur. Hani üniversite mezunu değilseniz bütün kapılar kapanıyor önünüze. Yani Türkiye'de bir girişimci olmak istiyorsanız üniversite mezunu olmalısınız. Ya bu kural mıdır? Yani kural değil, ama tabii ki yani bu yolda yaşadığımız şeylere göre, tepkilere göre bu sonuç olarak anlamını buna verdik yani. Yani çünkü her yerde mesela TÜBİTAK destekleri var. KOSGEB var, ama bizim projemize KOSGEB uymuyor. Neden uymadı? Neden uymuyor? Çünkü hani KOSGEB desteklerinde bir şey gerekiyor. Sizin de paranız olması gerekiyor ki verilen size hibeyi belirli bir seviyede kullanabilmeniz için. Yani bize hibe gerekiyor. Bu projeyi geliştirebilmek için hibe gerekiyor. Öyle destekler yok muydu? Öyle destekler sadece şu anda TÜBİTAK'ta tekno girişim kısmında var. Tekno girişim kısmında da yani ne olursanız olun üniversite mezunu olmanız gerekiyor ve 4 yıllık olmanız gerekiyor. Aksi takdirde 4 yıllık mezunu olsanız bile dahi projenizin bir hayal olması gerekiyor. Yani bir daha başlamamış olmanız gerekiyor. Bizimki proje uymuyor çünkü ben lise mezunuyum. Arkadaşım ortaokul mezunu. Üniversite mezunu değiliz. Oradan kaybediyoruz. Üniversite mezunu olsak dahi projemiz artık bir hayal değil. Ama 315 bin kişiye ulaşmış durumdayız. İşte Apple'ın, Google'ın, tabii ki tabii o faktörde konuşursak onlar tabii, da üniversite mezunu değildi yani. Evet, hepsi üniversiteyi terk eden kişiler hatta. Buraya bakmamak lazım. Bilemiyorum, belki de bu yani dediğim gibi ülkemizdeki girişimcilik faktörlerinden birisi. Buradan o zaman bir duyuru da yapmış olalım. Hani yazılı olarak böyle bir şey var mı bilmiyorum açık. Yazılı var. Yani üniversite mezunu olması gerekiyor. Evet, bunun yani bazı sakıncaların olduğunu iki örnekte siz de görmüş olduk. Canlı. Şöyle bir açık kapı bırakmışlar. Hani sen üniversite mezunu değilsen bile bir üniversite mezunu bul. Proje onun üzerinden başvur diyor da bu da şu anlama geliyor. Projeyi hiç tanımadığın birine vermek. Evet. %60'ı, %70'i projeyi ona devretmen gerekiyor. Biz zaten bu siteden hiç para kazanmadık ki bugüne kadar. Bir de kaybetme riskimiz var. Yani kazanmadığımız parayı kaybetme riskimiz var. Yani şöyle anlıyorum ben. Bir gündem oldunuz. Dikkati çektiniz. Evet. Bu konuda bir yardım çabası oldu ama somut adımlar olmadı. Peki bu somut adımlar için neyi bekliyorsunuz? Hani buradan da duyuru yapmış olalım. Mutlaka dinleyecektir yetkililer. Yani şu anda yani devletimiz Teknoloji Bakanlığı tarafından herhangi bir destek sağlanması imkansız. Yani dediğim faktörler olduğu için bir türlü aşamıyoruz onları. O yüzden destekten daha çok şu anda melek yatırımcılar veya iş adamlarıyla görüşmeye çalışıyoruz. Tabii melek yatırımcıların da Türkiye'deki melek yatırımcıları da az çok siz de biliyorsunuzdur. Yani hiç kimse, yani şu ana kadar konuştuğumuz hiç kimse bir sosyal ağ sitesine yatırım yapmayı düşünmüyor. Çünkü biliyorsunuz ki global olarak kullanılan çok sosyal ağ var. Neden yatırım yapayım diye bir soru oluyor. Rakip olamaz diye mi düşünüyorlar? Genelde öyle çekimsel olarak öyle düşünmeye çalışıyorum. Ben de tam tersini düşünüyorum. İşte örneğin Yandex örneği. Tabii tabii, çok güzel örnek verdiniz. Çok kritik güzel. Devlet destekli olarak devlet da onlar zaten çalışıyorlar. Yani devlet destekli olarak projeleri en güzel örnek verdiniz bence. Hani ülkemizden de böyle bir devlet destekli yapılırsa eğer, yani neden olmasın diye insanın aklına geliyor. Yani biz buna hazırız. Ve 2011'den beri hazırız aslında. 2011'den beri çalışıyoruz bu proje üzerinde. Yılmadık da, yılmayacağız da. Bir şey söylemiştiniz. Sayın Teknoloji Bakanı'nın bir profil açması burada mümkün demiştiniz. O konuda bir gelişme var mı? Aslında o da sizin için çok iyi faydalı. O konuda oldu. Şöyle diyeyim. Sayın Teknoloji Bakanımızın özel kalemiyle. Sizin hemşeriniz galiba. Evet, bizim Kocaeli İl Milletvekili. Özel kalemiyle Sayın Ahmet Bey'le görüştüm. Kendisinin Teknoloji Bakanımıza bir profil oluşturmasını rica ettim. Sonrasında tabii ki neden olmasın diye bir tepkiyle karşılaştım. Şu anda benim bildiğim kadarıyla rapor hazırlanmış, Teknoloji Bakanımıza sunulmuş. Bu rapor sonucunda bizim projemiz içerisinde Teknoloji Bakanımız için bir profil oluşturarak kullanılmaya başlanacağını hakkında bilgisini aldım. Çok güzel. Yalnız şu anda bildiğiniz gibi Teknoloji Bakanı yurt dışında olduğu için rapor sonucu henüz gelmedi diyebilirim. Tamam, yani. Bu ay sonunda doğru o zaman böyle bir... Büyük bir ihtimal tabii ki biz de bekliyoruz. Bu ay sonuna kadar Süper. Teknoloji Bakanımız bizim projeye kayıt olur ve kullanmaya başlarlarsa, diğer sosyal ağlar gibi görürlerse bizi de, biz çok mutlu oluruz. Biz de isteriz böyle bir şey olmasın. Hatta belki kabinedeki sadece tabii ki. Yani bakan seviyesi değil, milletvekili. Hatta biz de buraya gelmeden önce program olarak bir hesap açtık. Ben de kişisel olarak açtım. Yani destek anlamında, ama özelliklerini de gördüğüm zaman aslında biraz onları da konuşalım istiyorum. Çok tabii ki. Güzel özellikleri de var. Yani süremiz yetmeyeceği halde yine de tüm özelliklerini konuşmaya çalışacağız. Daha süremiz var. Konuşabiliriz. Yani teknik olarak mesela Facebook'tan sizi ayıran ne gibi özellikler var? Bizi Facebook'tan ayıran yani çok aşırı özellik yok. Facebook kullanıyorlar. Hı hı. Ve alışmışlar cep telefonlarında, işte desktoplarında. Şunu nasıl tarif etmek lazım? Facebook kullanın ama biz de kullanın. Ne dersiniz hani dinleyicilerimiz için? Ya aslında böyle bir proje yapmamızdaki temel sebep insanları bu ağlardan kurtarmaktı. Çünkü FreeShot'ın ilk dönemlerinde ben 1,5 saatte bir uyarı çıkartıyordum. Evet, mesela sözünüzü kestim ama dinleyicilerimizden Mehtap Kayıoğlu, öncelikle tebrikler. Niçin bu kadar zor bir isim? Biz Türk'ün niçin Türkçe isim seçmemişler? Bunu konuştuk aslında. Siz global düşündüğünüz için sadece Türkiye değil tüm dünyada düşündüğünüz için İngilizce isim. Bence doğru bir seçim yapmışsınız. Çünkü İngilizce artık global bir... Maalesef global dil İngilizce. Yani bunun cevabını ancak bunu verebilirim yani. Sözünüzü kesmiştim. Projeyi yaptığımızda ilk 1,5 sene her 1 saatte bir insanlara uyarı çıkarıyordum. Sürekli bilgisayar başında oturuyorsun. İşte kalk biraz egzersiz yap gibi. Ne yazık ki Facebook'ta aşırı şekilde oyun istekleriyle bilmem nelerle insanlar bezdirilmiş durumda. Bir dakika, çok güzel bir şey söylediniz. Siz belli zaman aralıklarıyla kullanıcılara egzersiz yap, kalk bir kahve içip gez gibi uyarılar çıkartıyoruz böyle eğlenceli dillerle. Oo, çok güzel. Bu hatırlatıcı oluyor ve insanlar hani, tamam belli bir süre sonra sıkılıyor. Çünkü günde bunu 10-15 kere gören varmış bu uyarıyı. Ya bu aslında kötü bir şey. Ya, bunu peki kendisi ayarlayabiliyor mu? Bana şu uyarıyı ver, şu takvim, şu saatte ver mesela. Onları yapacağız. Hatta öğrenciler için bir plan yapmıştık. Sınav haftaları olduğu zaman hesaplarını, işte sınav ne kadar, atıyorum sınav haftası 1 hafta mı ya da 3 hafta mı? 3 hafta boyunca hesabını donduracak ve süre dolana kadar siteye giremeyecek şeklinde planlarımız vardı. Aslında insanları kurtarmaya çalışıyoruz bir nevi. Yani bu ağları kullanarak asosyal olmayın. Evet. Mesajı vermeye çalışıyoruz. Gerçekten sosyalleşin gibi mesaj ve sosyal sorumluluk özelliğimiz var diğerlerinden farklı olarak. Yani bulunduğunuz bölgede bir afet olduysa eğer o afete yardım çağrısı yapabiliyorsunuz. Atıyorum bir tanıdığınız ya da hiç tanımadığınız birisinin kana ihtiyacı varsa kan grubunu yazarak gönderiyorsunuz ve siteye kaydolan kullanıcılar gönüllü olarak kendi kan gruplarını ekliyorlar zaten sisteme. Yani 0 RH pozitif kan aranıyorsa bu bana uyarı olarak geliyor. Çünkü benim kan grubum sistemde kayıtlı. O bütün ağdaki insanların böyle bir iletişimi de yapabiliyorlar. Evet, ama gönüllü olanlar katılıyor. Yani gönüllü olmayan katılmıyor. Yani katılmak istemiyorsan orada işaretleyerek projeden uzak duruyorsun. Mesela hiçbir platformda olmayan bir özellik. Evet. Ve organ bağışı, yani mesela ben illa organ aramama gerek yok. Ben işte böbreğimi bağışladım, bağışlamak istiyorum gibi içerik girdiğiniz zaman insanlar bunu görebiliyorlar. Ve atıyorum işte böbreğe ihtiyacı olan biri bunu gördüğü zaman sizinle iletişime geçebiliyor. Böyle sistemler mevcut. İşte yakın zamanda sesli haykır özelliği gelecek. İnsanlar sesli olarak 1 dakika konuşup haykıracaklar. Bunu şu an tartışma aşamasındayız tabii. Yani ne derece faydalı olur? Adam oraya küfür sıkıştırırsa insanlar rahatsız olur mu gibi. Bunları tartışıyoruz. Yüklenen fotoğrafları analiz eden bir sistem var. Yani analiz derken deşifre eden anlamında değil. Eğer çıplaklık varsa, pornografi özelliğine sahipse otomatik olarak blurlaşıyor ve görmek isteyen insan sadece o blurluğu kaldırabiliyor şeklinde özellikler mevcut. Yani ben çıplak bir fotoğraf görmek istemiyorsam görmüyorum. O zaman kullanıcıları da korumak istiyorsunuz. Biz kullanıcıları her şeyden korumaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yani bütün bilgilerini kendi veri tabanımıza şifreleyerek kaydediyoruz. Ve sadece kişinin kendisi ulaşmaya çalıştığı zaman şifre çözülüyor. Mesajlaşmalar aynı şekilde şifreli kaydediliyor. Yani birisi sistemimizi çökertse bile, hacklese bile daha doğrusu, kişinin kendi bilgilerine ulaşması belki birkaç saatini alır ama o bilgilerin şifresini çözmesi aylarını alır. Hmm. Yani çok, aslında çok güzel özellikler. Aslında adı gibi FreeShot özgürce aykırı demek ama bu özgürlüğü biz kullanıcılara da hitap etmek ve onun temellerini oluşturuyoruz aslında. Hani her şeye özgürlük. Ama bu özgürlüğü birbirlerini kısıtlamayacak şekilde yapıyoruz. Mesela şu anda özgürce aykırı dediğimizin en büyük faktörü karakter sınırlaması olmadan istediğiniz bir şeyi paylaşabiliyorsunuz. 140 karakter yok. Öyle bir şey. Karakter sınırı yok. Bir PDF'i de olduğu gibi alıp gönderebiliyorsunuz. Ve bu yazı karakterlerin içerisinde hani diyelim ki bir demeç şu anda birçok bakanımızın kullandığı şeklinde madde madde yazmak yerine tek bir mesajda içine istediği kadar video linki koyarak, istediği kadar resim koyarak bunları tek bir demeç haline, tek bir sayfada toplayarak insanlara paylaşım yapılabiliyor. Çok güzel. Ve bunu isterse diğer sosyal ağlarda da paylaşım imkanını sağlıyoruz. İşte bu ekstra çok güzel özellikler. Tabii ki. Bizim ülkemizde yapılmış olması da süper. Ayrıca kullanıcı korumanız. Geçen hafta Twitter CEO'sunun bir açıklaması oldu. Biz koruyamadık tacizden, linçten. Evet. Eksik kaldık. Biz onu baştan yaptık. Siz onu baştan yapmışsınız. Yani keşke bunu hani daha güzel anlatabilsek. Biz programlarımıza yer vermeye devam edeceğiz bu konuya. Hani çok önemsiyoruz. Dinleyicilerimiz için de tekrar yine açanlar için hatırlatma yapmış olalım. freelyshout.com Türkiye'nin yerli Facebook. Belki bu tanım da güzel değil ama yerli bir sosyal ağ platformu. Evet. Tamamen %100 yerli. Burada yapıldığı yazılım olarak. Desteği de burada veriliyor. Kullanmanızı şiddetle öneriyoruz. Göz atmanızı. Son olarak hani son dakikalara gelirken şunu soracağım. Tabii bu çok önemli bir şey ama girişimcilere böyle bu tip siz çok çünkü dağları deldiniz. Bu önemli bir şey. Şimdi arkanızda aslında bir yol bıraktınız. Bu yoldan gelecek olanlara ne öneriyorsunuz? Yani şöyle diyeyim. Türkiye'deki girişimciliği az çok ben ondan söz edeyim diyorum. Şu ana kadar birçok yere ben kayıt oldum. Yani melek yatırımcı ağları deseniz, yatırımcı ağları deseniz. Şu anda günde 10 tane mail geliyor bana. Ama hepsi gereksiz artık. Bana göre gereksiz. Çünkü bir girişimciden mesela yatırımcı semineri yapılıyor. Örnek veriyorum X bir firma, melek ağı. Bir girişimciden 600 euro isteniyor seminere katılmak için. Seminere katılıp da yatırım alabilme ihtimalin %50 diyelim hani. Ne yapmalı? Ne yapmalı bir girişimci? Yani bir girişimci yani bir kere üniversiteyi okumalılar. Yani üniversite okumadan gördüğüm kadarıyla hiçbir şey olmuyor. Ve güzel bir proje olmalı. Yani e-ticaret olmamalı. Şu anda bütün yatırımcılar e-ticarete yatırım yapıyor. Çünkü sıcak para her zaman iyidir diye düşünüyorlar. Farklı bir şey yapmalı yani. Yani farklı bir şey yaptıkları zaman iyi şeylerle karşılaştıklarına eminim. Bizim gibi farklı bir şey yapmalarını da isterim tabii ki. Şöyle bir şey var. Herhangi bir projeye, güzel bir projeye ekip istiyorlarsa bizimle de bağlantı kurabilirler. Tasarım konusunda ben, yazılım konusunda Yasin arkadaşım da destek olabilir. Onu söyleyecektim. Size nasıl ulaşacaklar? Hani şimdi freelyshout.com'un Facebook, Twitter adresleri sizin kişisel olarak. Onları da buradan söyleyelim. Hani tabii benim üye olmak isteyenler, sizinle iletişim kurmak isteyenler. Bizimle iletişim kurmak isteyenler şahsım olarak söyleyeyim. Yasin Ersoy.com. Tamam. Twitter'da mevcut kullanıcı olarak geçiyor. Facebook'ta zaten alınmış. Yani zaten alınmışın Türkçe karakterleri olmadan. Tamam. Freelyshout'ta Freedom kullanıcı adım. Yani Freedom diye yazılıyor. Bu şekilde ulaşabilirler. Kurumsal olarak da varsınız değil mi o mecralarda? Yani Twitter'da sadece bildirim gelirse. Sayfalarımız var. Freelyshout adına sayfalarımız var. Oradan da ulaşabilirler. Yani bana ulaşmak için de ertanaktaş.com'dan da ulaşabilirler. Freelyshout'a zaten üye oldukları takdirde ismimizi yazdıkları zaman biz onları buluruz. Twitter adresiniz neydi? Markayım. Çok orijinal bir Twitter adresiniz var. Marka olma yolunda gidiyorsunuz. Bir sonraki projemizin ismi bu arada. Öyle mi? Evet. Bu proje peki sizce ama tabii ki devamı gelecek. Yani Facebook, Twitter hala kendini geliştiriyor. Yani, sizin de o konuda... Tabii biz de her zaman geliştiriyoruz. İlk planda yapmak istediğin şey ne? Son söz olarak bunu alayım. Freelyshout'la ilgili mi? Evet. İlk yapmak istediğimiz sesli haykır. Ondan sonraki aşamada yapılabilecek bir sürü şey vardı. Aslında fikir çalınması ihtimaline karşı biraz korumaya çalışıyorum. Ama sesli haykırı çalsalar da bir şey değişmeyecek bizim için. Şu anlık aklıma sadece o geliyor. Çalmaları sizi yüceltir bence bu programdan sonra. Yani onu denedik olmuyor. Ya şöyle söyleyeyim. Çünkü o kadar çok şey yaşadık ki. Yani biz işte girişe, arka sayfaya Sürekli değişen resimler koyduk. Bir baktık işte Türkiye'nin diğer yerli sosyal ağlarında da aynısı olmaya başladı. Hatta bizden olup da koyanlar bile var. O yüzden artık ama pek... bu şu anlama gelmez mi? Takipte ediliyorsunuz. Yani olumlu. Tabii, evet, zaten evet. Evet. Takip ediliyorsanız değil, taklit ediliyorsanız başarmışsınızdır diye güzel bir söz var. Bir söz, evet. Taklit edildiğimizi net olarak söyleyemesem de gurur duyuyorum yani bunun. Bence de çok güzel. Yani o zaman ilk planda mobil uygulama tabii, yaparsanız evet. Bence çok faydalı yani olacak diye düşünüyorum. Şu an mobil uygulama niye yapmadık derseniz tabii ki bunlar bir şey düğüm gibi, tabii, zincir gibi istiyor. Arka arkaya geliyor. Çünkü bir destek olmadan, sunucu altyapısını güçlendirmeden mobil uygulamanın gelen kişi sayısını karşılayamayız diye mobil uygulamayı yaymıyoruz. Çünkü yaydığımız takdirde sitede çok acayip bir yoğunluk olduğu zaman site yavaşlar. Yavaşladığı takdirde kullanıcılar niye bu yavaş site diye karşı tepki ters teper diye yayınlamıyoruz. Çünkü bir destek sayesinde sunucuyu güçlendirdiğimiz takdirde biz mobil uygulamayı zaten herkesten önce ben istiyorum. İnşallah, inşallah. Ya ben çok mutlu oldum. Dinleyicilerimiz de sanırım çok mutlu olmuşlardır. Hani çıktığınız yolda bu başarılar diliyorum. Haberlerinizi her zaman bize gönderin. Buradan zevkle duyuralım. Tabii ki. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Türkiye'nin ilk yerli sosyal ağını kuran iki arkadaşımızla, genç arkadaşımızla beraber olduk. Sitenin ismi freelyshout.com. Şu an bilgisayar desktop üzerinden çalışıyor. Yakında mobil uygulaması da olacak. 315 bin evet. Üyesi var. 70 bin aktif. Yani burada arkadaşlarınızı bulabilirsiniz. Programı şu an bitiriyoruz. Haftaya Dijital Hayat'ta tekrar yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. TürkSat Dijital Hayatı sundu.